Seyahat sevenlerin ve sanat tutkunlarının gözdesi haline gelen turistik Doğu Ekspresi seferlerinin bilet satışları devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca hayata geçirilen turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferi 11 Aralık'ta yapılacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, turistik Doğu Ekspresi'ni 11 Aralık'ta Ankara'dan Kars'a gerçekleştirilecek ilk seferine uğurlayacak. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, turistik Doğu Ekspresi için bilet satış yetkisi olmayan bazı seyahat acentelerinin Doğu Ekspresi biletlerini turistik Doğu Ekspresi gibi pazarlamaya çalıştıklarına da dikkat çekti. Bu konuda vatandaşları uyaran bakanlık, bu eylemlerde bulunan acentelerin bireysel satış kanallarından aldıkları biletlerin iptal edileceğini ve bu acentelerin Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği'ne bildirileceğini ifade etti. Vatandaşların Ankara ile Kars hattındaki seyahatlerini planlarken Doğu Ekspresi ve turistik Doğu Ekspresi trenleri arasındaki farklılığa da dikkat etmesi gerekiyor. Ankara ile Kars hattında pullman ve kuşetli vagonlardan oluşturulan Doğu Ekspresi her gün karşılıklı sefer yapıyor ve 1300 kilometrelik Ankara ile Kars güzergahında 53 istasyonda duruşu bulunuyor. Bu trenin tüm biletleri bir ay öncesinden bireysel satışa sunuluyor. Bu tren için herhangi bir seyahat acentesinin turistik amaçlı tren turu satış yetkisi de bulunmuyor. Ankara'dan pazartesi, çarşamba, cuma günlerinde ve Kars'tan çarşamba, cuma ve pazar günlerinde hareket edecek şekilde seferlerine başlayacak olan turistik Doğu Ekspresi ise turizm amaçlı özel bir tren olup Ankara ile Kars yönünde Erzincan ve Erzurum'da, Kars'la Ankara yönünde ise İliç, Divri ve Sivas'ta yaklaşık 3'er saatlik duruşlar yapıyor. Turistik Doğu Ekspresi tren bilet satışlarının ise yaklaşık %35'i Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Taşımacılığı tarafından bir ay öncesinden bireysel satışa sunulurken, diğer vagonlarının satış hakları ise Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği tarafından yetkilendirilmiş seyahat acentelerine kurayla verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların seyahat ihtiyaçlarını karşılamak üzere her gün sefer yapan Doğu Ekspresi biletlerinin turistik amaçlı satış haklarının herhangi bir seyahat acentesine verilmediği belirtildi. Bu kapsamda kendi web sitesinde turistik Doğu Ekspresi için bilet satış yetkisi olan seyahat acentelerinin ilan edildiği, bunların dışındaki seyahat acentelerine itibar edilmemesi gerektiği de ifade edildi.